Değerli dostlar, kara kaplı defterim ve ben sizleri selamlıyoruz. Instagram ve YouTube üzerinden gönderdiğiniz mesajlar, yorumlar benim için çok kıymetli. Bunu her zaman hiç üşenmeden söylüyorum. Çünkü karşılıklı bir beslenme içerisindeyiz. Aramızdaki diyaloğu, aramızdaki sinerjiyi gerçekten çok seviyorum. Çünkü besleyici, çünkü önemli. Şimdi yine sizlerden gelen mesajlara göre bir video paylaşıyorum. O da şu. Adil Bey yeni bir adamla tanıştım. Adamla aramızda hani o ilk anda olan enerji oldu. Müthiş bir enerji transferi oldu. Bana bakışlarından benimle ilgilendiğini hissettim. Daha ötesinde telefonları aldık işte. WhatsApp üzerinden bir iki mesajlaşma oldu. İşte nasılsın iyi misin falan. Fakat adam bana açılmıyor. Ya da bana karşı olan o ilk adımı henüz atmadı. Ben ne yapabilirim? Bekleyeyim mi? Ne yapmam lazım? Gibi sorular geliyor kadınlardan. Topluluğumuzun üyelerinin tüm soruları benim için kıymetli. Sizlerden yoğunlukla gelen mesajları videolarda öne çekiyorum. Burada yani yüzlerce daha paylaşacağım video var. Çok konu var. Adım adım acele etmeden acelemiz yok sabırla. Hepsini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi bu konuya değineceğim. Bir adamla tanıştığınızda biraz da sohbet oldu. Konular geçti. Bu konuları öncelikle bir düşünmenizi istiyorum. Ne konuşuldu? Yani o ilk enerji oldu dediğiniz tanışmada tam olarak adamla paylaştığınız konular nelerdi? Ne üzerine konuştunuz? Mesela size hiç okuduğu herhangi bir kitaptan bahsetti mi veya sinema? Ya şu filmleri seviyorum, şu film. Ya ne muhabbeti döndü? Bunlar önemli. Çünkü şimdi ona yaklaşacağınız, atacağınız WhatsApp mesajında bu malzemeleri kullanacağız. Bunu şöyle düşünün. Yemek yapacaksınız. Elinizdeki malzeme ne? Yani bana malzemelerle gelmeniz lazım. Ben bireysel danışanlarıma da hep bunu söylerim. Özellikle detayları bilmem gerekir. Detayları bilmeden bir insanı yönlendiremem. İki insan arasındaki bütün konuşmaları, bütün diyalogları, anlatılan her türlü konuyu anlamam gerekir. Çünkü özellikle bunları anladığımız zaman erkeklerle ilgili kadınlara yol gösterebiliriz. Erkek size ne çeşit bilgiler verdi? Nerede nasıl davrandı? Ne şekilde davrandı? Üslubu neydi? Söyleme tarzı neydi? Çünkü evet erkekler dünyasını birebir olarak size anlatıyorum ama erkeklerle ilgili ipucu veren noktalar bunlardır. Şimdi ilk görüşmede mesela tanıştığınızda o enerji aldım işte iyi bir enerji vardı adam bana çok iyi yaklaştı dediğiniz konuya dönelim. Orada mesela şöyle bir şey söylüyor ya ben de işte sık sık evde film izliyorum ee, özellikle korku filmleri izliyorum falan dedi mesela. Örnek veriyorum şu anda şöyle bir mesaj atacaksınız ona. Ya geçen de işte seninle sohbet ederken korku filmlerinden bahsetmiştim. Dün akşam var ya bir film izledim. Hakikaten çok iyi. Müthiş bir korku filmi. Yani bunun anlamı şu. Erkek beynine giden mesaj şu. Sen bir şey söyledin. Ben bunu önemsedim. Ve senin beğendiğin tarzda bir film izledim. Çok güzel. Bunu birlikte de izleyebiliriz. Adama açıkça bir adım atıyorsunuz. Bakın bunun içerisinde çocukça seni seviyorum, senden hoşlandım, işte sen çok tatlı birisin falan gibi cümleler yok. Arkadaşça, dostça bir mesaj. Hepsi bu. Yani seninle olan sohbetimizde konuşulan konular üzerine gittim bir film izledim. Bu önemli. Eğer bir kitaptan bahsettiyse... Mesela işte ben çok Sabahattin Ali severim işte Sabahattin Ali okuyorum falan dediyse işte Haldun Taner mesela büyük bir yazardır analım burada. Haldun Taner okuyorum falan dediyse size atıyorum. O zaman diyeceksiniz ki aa ben de işte onun bir tane kitabını alacağım bu hafta. Sen söyledin ya merak ettim. Merak ettim okumak istiyorum. Yani yine aynı şey var. Seninle konuştuğumuz sohbette söylediğin bir konu ilgimi çekti. Senin söylediklerin, sohbet ettiğimizde bana verdiğin bilgiler benim için önemli. Bu mesajı veriyorsunuz. Yani erkek beyni biraz böyle çalışır. Söylediği şeyler dinleniyor mu? Ee, konuştuklarının kız için bir anlamı var mı? Yoksa hani kızım buradan giriyor buradan çıkıyor mu yani umurunda değil mi? Çünkü bazı kadınlar, biz erkekler arasında çok konuşulur bu size şimdi bir ipucu vereceğim. Bazı kadınlar o kadar kendisiyle doludur ki, yani sadece kendisiyle doludur. Adamın ne anlattığı, ne söylediği <laughs> kadın için çok önemli değildir. Çünkü biz erkekler böyle kadınlara Barbie bebekleriz yani. Barbie. Yani tamamen kendi işte kül kedisi yani böyle prenses, işte the queen falan. <laughs> yani böyle sizi anlatırsınız. Erkek böyle saatlerce anlatır ama kız hiçbir şey umursamaz yani. Kız sadece kendisiyle muhatap olur. Ya işte ben de şöyleyim, böyleyim, işte böyle şurada okudum, bunu yaptım, şunu yaptım falan filan. Erkek orada mesela bir şeylerden bahseder ama kız sürekli muhabbeti kendisine getirir. Çünkü ilgi ilgi isteyen bir kızdır yani. Hayatı boyunca ortaokul, lise, üniversite hep ilgi görmüştür. Ve kızın dünyası şudur yani. Erkekler bana ilgi gösterecek. Benim için bir erkeğin ne anlattığının, ne söylediğinin hiçbir önemi yok. Erkek bana ilgi gösterecek. Şimdi eğer böyle bir kadın değilseniz ve adamın söyledikleri sizin için önemliyse, o zaman size verdiği verilere göre mesaj atmanız gerekiyor WhatsApp'tan. Aranızda bir enerji varsa ve henüz o ilk adımı atmadıysa, size yönelik bir adım atmadıysa ve siz anlamak istiyorsanız eğer. Ya bu adam benimle ilgileniyor mu? Bir enerji oldu aramızda ama acaba bana karşı bir ilgisi var mı? O zaman hiç sınır aşmadan, işte seviyorum, hoşlanıyorum gibi saçma sapan muhabbetlere girmeden bakın. Bunlar o aşamada çünkü saçma. Yeni tanıştığınız bir insana karşı çok saçma. Arkadaşça bir muhabbete girmeniz gerekiyor. Ya işte senin söylediğin kitaplardan alacağım, merak ettim, okuyacağım. Senin söylediğin filmler, aa enteresan bak benim de ilgimi cezbetti. Ben de izlemek istiyorum. Yani konuşmalarımız benim için kıymetli, benim için önemli. Bu. Şöyle bir mesaj da çok önemli WhatsApp'tan. E, nasılsın, iyi misin? Evet bir şey ihtiyacın olursa söylemen yeterli. Bakın çok net bir mesaj. Yani ben seni normal bir arkadaştan öte görüyorum. Alt metni budur. Herhangi bir şey ihtiyacın olursa söyle ben buradayım. Bakın bir erkeğin çok hoşuna gidecek bir mesaj. Yani herhangi bir şey ihtiyacın olursa söyle ben buradayım. Herhangi bir şey için de sizi arayabilir gerçekten. Aa sadece sesini duymak istedim diyerek sizi arayabilir. Doğru bir adım atıyorsunuz. Şimdi işin ince noktası şu arkadaşlar. Bu söylediğim tarz mesajları attınız ama karşıdan beklenen yanıtı almadınız. Beklenen ilgiyi almadınız. O zaman çok hızlı bir şekilde hemen geri çekilme tatbikatı yapmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde savaş alanından çekilin. Hemen geri çekilin ve tekrar tekrar bu mesajları sakın atmayın. Bunlar sadece bir olta gibi düşünün. Bir defa atacaksınız bunu. Adama karşı ilginizi gösteren bir mesajı bir defa atacaksınız. Ondan sonra çekileceksiniz. Çünkü bu mesajlarda ısrar eden, ısrarla devamlı olarak bu mesajları atan kadınlar maalesef erkek beyninde cepte olan kadındır. Ya bu kız da sürekli bana bir şeyler yazıyor der. Erkekler böyle düşünür. Onun için bir kez ilginizi gösterdikten sonra geri çekilin. Ama bir kez göstermek, yani bir kez böyle bir mesaj atmak, ya bak birlikte bir şeyler yapabiliriz anlamında erkeğe bir alt metin, bir gizli mesaj vermek hiçbir şey kaybettirmez. Önemli olan mesajları çok uzun tutmamaktır. Kısa ve öz yazın. A işte umarım iyisin. Ben de işte sana bir mesaj atayım dedim. Herhangi bir şey ihtiyacın olursa bak ben buradayım konuşabiliriz falan filan. Bu, bu, bu kadar basit. Aynen böyle. İşte o söylediğin kitaplara baktım, araştırdım. Geçen de işte kitapçıya gitmiştim. Senin söylediklerine de baktım. Hatta bir tanesini aldım falan. Aldıysanız eğer. Alabilirsiniz, okuyabilirsiniz yani. Adamın nasıl bir kafa yapısında olduğunu anlarsınız. nasıl Neler okuyor bu adam? Ne tip yazarlarla ilgileniyor? Veya işte söylediğim filmlerden bir tanesini Ben de bu hafta sonu izleyeceğim. Merak ettim. Senin ilgi alanı merakımı cezbetti anlamak istiyorum falan. Yani senin anlattıkların beni ilgilendiriyor. Seninle olan sohbetimizden ben beslendim. Seni merak ediyorum. Senin üzerinde çalışıyorum. Bakın erkeğe verdiğiniz oradaki gizli mesaj bu. Ben senin üstünde çalışıyorum. Bana söylediklerin, malzemelere göre, bana verdiğin malzemelere göre seni anlamaya çalışıyorum. Yani özündeki mesaj seninle ilgileniyorum. Sen benim ilgimi çeken birisin. Erkek bu mesajı alır. Konuştuklarının boşa gitmediğini görür. Sizin anlatılan bütün o diyalogları çok dikkatli bir şekilde dinlediğinizi görür. Önem verdiğinizi görür. Bakın bütün bunlar son derece önemli arkadaşlar. Son derece önemli. Yani siz bu mesajları verdiğiniz zaman bu şekilde yaklaşabilirsiniz zaten bir adama. Daha başka türlü yaklaşılmaz. Bu şekilde yaklaşılır. Yani bazı insanlar işte böyle çok hızlı bir şekilde duygularını, hislerini ortaya döküp ondan sonra erkekten de hızlı bir şekilde duygusal bir dönüş bekliyor. Erkek ürker. Yani hemen tanışma sonrasında seviyorum, hoşlanıyorum, aa ah, sen de çok tatlısın falan. Bu mesajlardan ürker erkek beyni. Çünkü birdenbire çok ciddi bir ilişkiye girmek birçok erkeği ürkütür. Yani ciddi bir ilişki olacağını düşünür. Yani hemen 3. haftada nişan, halay, <laughs> düğün falan böyle bir şeyler korkutur adamı. Onun için arkadaşça muhabbete girmeniz gerekiyor. Bu söylediğim mesajları denedikten sonra eğer karşınızdaki insan size beklediğiniz yanıtları vermiyorsa o zaman şunu gördünüz. Bu adam sizinle ilgilenen bir adam değil. Veya bu adam herhangi bir şekilde ilgisini gösteren bir adam değil. Veya belki ilişki isteyen bir adam değil. Yani bu çok önemli bakın kesinlikle veya siz bu mesajları attınız ama bir şekilde muhabbet cinselliğe dönüyor saçma bir şekilde. O zaman gördüğünüz bu adam bir sırtlan. Yani bu mesajların size kazancı karşınızdaki insanı her şekilde anlamanızı yarayacak. Sizinle ilgileniyor mu, ilgilenmiyor mu? İlgileniyorsa peki bu ciddi bir adam mı yoksa sırtlan mı? Bütün bunları anlamanızı sağlayacak. Bu da kendi başınıza sürekli ne yapsam, yapsam mı, yapmasam mı, niye bana yazmıyor falan hani saatlerce, günlerce kendi başına düşünen birçok kadın var. Biliyorum bana yazıyorlar Instagram'dan. Dolayısıyla bütün bunların önüne geçer. Vakit kaybetmezsiniz, enerjinizi kaybetmezsiniz ve karşınızdaki yeni tanıştığınız size bir şeyler hissettiren adamı anlamış olursunuz. Sizleri sevdiğimi sakın unutmayın.